Araçlara olan sevdamız her erkek çocuğunun arabaya olan sevdası gibi küçüklükten geliyor. Sonrasında antikaya olan sevda gittikçe arttı. Bilirsiniz herkesin evinde o küçük antika arabaların bibloları vardır. Bizim de çocukluğumuzda, bekarlığımızda işte biblolar vardı. Oyuncak olanlar, ahşaplar. Gittikçe bu sevda arttıkça artık biz de gerçeklerine dönüştürdük işi. Allah nasip etti. Önce siyahını aldık. Siyahını aldığımızda siyah Antep'te atıl durumdaydı. Tabii renk, boya, işte nikelaj çalışmaları, motor, şanzıman onların birçoğu yapıldı, toplandı. Mavi'nin durumu biraz daha iyiydi ilk aldığımızda. Ama yine ona da işte şanzıman, birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites, dişliler, senkromenjler, bütün ağır bakımları yapıldı. Araç daha önce off-road olarak yükseltilmişti. Aracın işte kulaklar, küpeler düşürüldü, aşağı indirildi. Onun dışında zaten her iki aracımızda da çamur lastikleri mevcut. Bu bir sevda. Dediğim gibi işte sokakta gezerken, işte caddede gezerken birçok kişi fotoğraf çektirmek isteyen antika zaten zevk aracı bunlar. Sürekli oluyor. Satmamı isteyenler oluyor. Şu an için satmayı düşünmüyoruz. Gerçi hiçbir zaman düşünmüyorum. Allah sattırmasın diyelim. Ha, herkesin bir zevki var. Kimi spor, kimi işte farklı. Tabii bütün alanlarda bir şeyler yapmak güzeldir. Benim alanımda galiba artık antika araçlar diyebilirim. 8-10 sene önce siyahını aldık. Fiyat vermeyeceğim ama epeyce bir masraf ettik. Yani 40-50 bin liranın üzerinde bir masrafımız oldu. Daha sonra mavi olanı aldık. Onu da aşağı yukarı 6-7 yıl önce aldım. Ona da yine aldığım fiyatı söylemiyorum. Ama şu an piyasa değerleri aşağı yukarı 150 bin lirayla 300 bin lira arasında değişiyor. Ama bizim için maddi değeri değil, manevi değeri önemli olan. O yüzden dediğim gibi satma gibi niyetimiz yok. Hiçbir zaman da olmaz inşallah. Aslında burası mağazamızın alt katı. Burası bahsettiğim gibi bir perde mağazası. Üst katımız tabii daha şey. Alt katı biraz daha atıl kullanıyoruz. Genelde müşterilerimiz buraya fırsat ürünlerine bakmak için geliyorlar. Aynı zamanda burası bizim işte depo kısmımız. Müşterilerden inenler olunca zaten genelde işte bir şaşkınlıkla işte gelip soruyorlar. Araçlar buraya nasıl indi, nasıl indirdiniz vesaire gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor aşağıda. Onlara da müsaade ediyoruz genelde. Daha önce farklı bir özel, yani daha doğrusu ücretli bir otoparkta barındırıyorduk. Daha sonra orada da toz oluyordu. Artık toza bile tahammülümüz yok. Burada artık bu şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yazın zaten her ikisi de kullanılıyor. Kışında bez topu olan aracımız, mavi olan, onun bez topu var. Diğerinin bez topu yıprandığından dolayı daha yenisini almadık. Yaz kışı sürekli dediğim gibi yani sinek konsun istemiyoruz araçlarımıza. Tozlansın istemiyoruz. Sürekli bakımlarını ve temizliklerini itinayla yapıyoruz.